Herkese merhabalar, herkese hello. Hello teacher. Hello Tonguç, how are you? Fine and you teacher. Thank you Tonguç. Now, bugün 8. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı provası yapacağız. Ne yapacağız? İlk başta bilmemiz gerekenler, yani what do we know diyeceğiz. Neleri bilmemiz lazım? Subject of the second exam, yani 2. sınavın konularına bakacağız. Turizm, chores, science üniteleriyle alakalı bilmemiz gereken bazı kavramları üzerinden geçeceğiz. Ama esasında bizim esas bilmemiz gereken şey nedir Tonguç'um? Sınav soruları verin yeter. Başka bir şey istemiyorum. Tabii sınav soruları birazdan gelecek. Bunlarla alakalı bol bol alıştırmalar, kelimeye dayalı discovery, invention farkı, challenging'ler, işte komparizonlar, have must, hepsi var Tonguç herhalde. Fakat burada şu çok önemli. Biz eğer turizm ünitesiyle alakalı, chores ünitesiyle alakalı, science ünitesiyle alakalı kelime eksiğimiz varsa bunları hemen sıkı bir şekilde tanımlamalıyız. Şimdi hemen what do you know'la başlayalım. Birincisi turizm konusunda talking about experiences, yani geçmişte yaşadığımız hatıralarımızdan, yaşanmışlıklardan bahsedeceğiz. Burada tabii ki present perfect tense, yani have, I, you, we, they, have ve has, he, she, it, has, verb 3'ü kullanmamız gerekiyor. Mesela şöyle ki, diyelim ki sen have you ever been to Ankara? I have been in Ankara 5 years ago. Olmadı işte. I have, bak, hiç Ankara'da bulundun mu dedim ben sana. Burada önemli olan şey şu. Hiç Ankara'da bulundun mu? Evet. Bulundum hocam, evet. Bulundum, bu kadar. Yani ne zaman gittiğin önemli değil. Dolayısıyla mesela did you go to Ankara last week? Yes, I been in Ankara last week. Dur oğlum, anlamsız. Dur evladım, acayip cevaplar veriyorsun. Bak şimdi, eğer geçmişte ne yaptığının zamanı belliyse biz burada past simple kullanıyoruz. Ama burada esasında gramerden daha çok önemli olan şey I, you, we, they'de have ve fiilin üçüncü hali. He, she, it, ise has ve fiilin üçüncü hali kullanmamız lazım. Tonguç evladım benim. Niye? Çünkü biz burada geçmişteki yaşanmışlıklarımızdan, tecrübelerimizden bahsediyoruz. Bir de making comparisons var ki burada da kısa sıfatlarda small, smaller diye daha olacak. Small, smaller olacak. Yani küçük, daha küçük. Smaller than diyeceğiz hatta. Uzun sıfatlarda ise mesela diyelim ki beautiful, beautiful güzel demek. Bu sefer beautiful'ur demeyeceğiz de more beautiful, yani daha güzel diyeceğiz. More beautiful than. Demek ki kısa sıfatlarda er gelecek. Uzun sıfatlarda ise more kelimenin önüne gelecek Tonguç evladım benim. Chores ünitesinde ise artık ev işleriyleyiz. Ev işleri olunca tabii ki insan bir zorunluluk var. Bayılıyorum ev işlerine. En çok hangisini seviyorsun? Hatta şuradan dayanamayacaksın, göstereyim mesela. En çok hocam banyo temizlemeyi çok seviyorum. Banyo temizlemek güzel. Ondan sonra cam temizlemeyi, böyle camdan sarkıp böyle heyecan yer, adrenalin oluşturuyor tamam, bende. Tamam, birazdan adrenalin en yüksek seviyeye çıkacak, bu sorulara geçeceğiz ama öncesinde gel expressing obligations, yani sorumlulukları ve zorunlulukları nasıl söylüyoruz, dile getiriyoruz, bunlara bakalım. Birincisi biz sorumlulukları dile getirirken Tonguç evladım benim must yapmamız gereken, yapmamız gerekli olan şeylerde kullanıyoruz. Mustn't ise yapmamamız gereken şeylerde kullanıyoruz. Mesela I must study. Ders çalışmalısın sen. Bu kesin. You mustn't smoke. Sigara içmemelisin mesela. İçmemek zorundasın. Bunlar önemli obligation'lar. Bir de Tonguç evladım benim in charge of ve responsible for var. Bunlar da in charge of, da bundan sorumluyum. In charge of veyahut da responsible, buraya virgül koyuyorum. Responsible for da sorumlusuyum anlamına geliyor. Bunları da yine cümleler içerisinde kullanacağız. Science ünitesi ise bu sefer geçmişte yaşamış bilim insanlarının başarılarını göreceğiz. Ve bunları da tabii ki past tense kullanacağız. Burası ya geçmişte ne zaman oldu belli olmayan perfect tense. Burada ise ne zaman yaptığı belli. Adam yaşamış, bitmiş, gitmiş, ölmüş, gitmiş. Dolayısıyla burada past simple'da did, yani fiilin ikinci halini kullanmamız gerekecek. Veyahut da was, were kullanmamız gerekecek. Fiilin ikinci hali, verb to, burada önemli. Describing the actions happening currently, yani yakın bir zamanda olan olaylarda ise present continuous tense, yani I am, he, she, it, is, we, you, they, are ve verb ing'i kullanmamız gerekiyor. Esasında gramer odaklı bir sınav olmayacak. Sınavlarda gramer odaklı sormuyoruz artık. Milletin müfredatlarının kazanımlarını değiştirdi. Kelime odaklı gidiyor. Konuşma odaklı. Öğrenci kullanabilsin istiyor. Ama biz burada senin kafanı karıştırmasın diye bir kez daha söylüyoruz. Şu anda bulunduğumuz yerde I am talking diyoruz. Niye? Ben çünkü şu anda konuşuyorum. Eğer geçmişte konuştuysam I talk diyoruz Tonguç'um. Eğer geçmişte yakın bir I have just talk diyorsak da bu sefer fiilin I have dedikten sonra üçüncü halini kullanıyoruz. Şimdi hemen vakit kaybetmeden sorularımıza başlayalım. Let's start the game. Oh be, hadi bakalım. Ne diyorsun Tonguç? Match ya, resmen içindeki şeyi çıkardın. Yani. Come on dude. Harikasın Tonguç. Match the words with the pictures. Şimdi İngilizce büyük iyi olmadığı için bunu hemen birleştiriyorum.
Wash the dishes, bulaşıkları yıkamak. Vacuum the floor, yeri süpürmek. Do the grocery shopping, manav alışverişini yapmak. Water the plants, bitkileri sulamak. Dust the shelves, rafların tozunu almak. Ve hang out the laundry, yani çamaşırları asmak. Şimdi birincisi belli zaten. Dust the shelves, gördüğün gibi tozları alıyor. Hani bunu göremezsen, şuraya o zaman şöyle birinin yanına yazalım şöyle. Bir E yazıyorum şöyle, dust the shelves. İki de çamaşırlar aslında belli zaten. Niye? Hang out the laundry. Laundry hatta çamaşırhane diye Türkiye'de de çok kullanılıyor. Ülkemizde kullanılıyor. O zaman ikinin yanına da D harfini yazıyorum. Niye? Hang out the laundry. Üçte water the plants. Bitkileri suluyor. O yüzden üçün yanına F harfini yazıyorum. Altıda bak bulaşıkları yıkıyor. Burada musluk var görüyorsun. İsraf aslında makineyle yıkasa daha iyi. O zaman burada da wash the dishes diyoruz. Yani altıya A harfini yazıyorum. Burada manava gitmiş. Sebze meyve almaya çalışıyor. Güzel. Tebrik ediyoruz kendisini. O zaman 5'e C diyorum. Dörtte ise vacuum the floor. Yani elektrik süpürgesiyle yerleri süpüren bir amca görüyoruz. Gerçekten tebrik ediyoruz kendisini. Ev işlerinde hanımına yardım ettiği için. O yüzden buraya da 4 Bursa diyoruz. Geldik. Are these a discovery or an invention? Yani bunlar bir keşif midir? Neyse ne hocam, bize ne yani şimdi bu oğlum, işte ne? Oğlum science ünitesi bunlardan sorular gelecek. Evladım niye böyle hatalar yapıyorsun ya? Allah'ım yarabbim beni üzüyorsun Tonguç evladım benim. Bak discovery keşif demek. Yani zaten olan bir şeyi bilim insanları keşfediyor. Invention ise icat. Yani direkt olarak olmayan bir şeyi adeta yeniden dünyaya kazandırıyorsun. Laws of gravity'ye baktığımızda burada yer çekim kanunu. Bu zaten vardı. Bunu Allah yaratmış zaten. Onu bilim insanları bulmuş ve biz buna discover diyoruz. Zaten yer çekim kanunu alıp gösteremezsin. Bak bu bir yer çekim kanunu diyemezsin. Bu tamamen hayali bir şey. Bunu bilim insanları Isaac Newton, Isaac Newton keşfediyor ve diyor ki buldum diyor, budur diyor. CatCut'a baktığımız ise burada dananın veyahut da hayvanların bağırsaklarından ameliyat ipliği yapıyor. O zaman burası bir invention olacak Tonguç Eylül'ün. Bu bir icat. CatCut. Harikasın. Compass'te ise bir pusula. Bu da doğada yok. Normalde sokakta gezerken yolda. Ben gördüm. Doğada gördüm hocam. Doğada bir tane arkadaş düşürmüş. Oradan buldum hocam. Aslında çok güzel bir esir yaptın ama doğada da var. Nasıl var biliyor musun Tonguç? Mesela ağaçların önündeki yosunlar hep aynı yöne yapılıyor. Yani sadece yosunların ağacın neresinin yosun tutuna bakarsan kuzey güney yönünü keşfedebiliyorsun. Kutup yıldızına baktığın zaman yönünü keşfedebiliyorsun. Köstebek yolana baktığın zaman keşfedebiliyorsun. Ama her zaman da bunları bulamayacağın için, denizin ortasında köstebek yolu bulamayacağın için denizciler pusula icat ediyorlar ve yönlerini belirliyorlar. Elektrisiteye baktığımızda ise elektrisite bir keşif. Çünkü elektrik zaten doğada yaratılmış. Yani bu hani şimşek çık 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 ediyor ya, orada esas elektrik var. Böyle elektrik yüklü bulutlar kafamıza yıldırımlar, gök gürültüleri getirebiliyor. Mikroba baktığımızda mikrop da zaten var. Doğada var. Biz şimdiye kadar göremiyorduk ama mikroskop sayesinde gördük ve dedik ki aha mikrop bulduk dedik. Evet, hatta sanayi devriminden sonra bulunuyor mikrop Pasteur tarafından ve ardından da bilim insanları sayesinde mikroba karşı aşı geliştiriliyor ve artık insanlar daha az ölmeye başlıyor. Çünkü eskiden mikrobu bilmedikleri için hasta olunca hop mortanzi. Ne oldu hastayım? Allah rahmet eylesin diyoruz. Ama şimdi hasta olduğu zaman ilaç aldın mı? İğne yaptırdın mı? Aşı oldun mu diyoruz. Niye? Artık mikroba karşı önlem alabiliyoruz. Smallpox vaccination'da ise bu bir icat. Burada bir çiçek aşısını görüyoruz sonuçum. Bunu da çok iyi bilmemiz lazım. Geldik. Rewrite the sentences with the given words. Yani verilen kelimelerle cümleleri rewrite. Yeniden yazın diyor. Write yazmak demek. Rewrite yeniden yazmak demek. İngilizce önüne bir şey re gelirse yeniden alın. Play, replay gibi. Run, rerun gibi. Şimdi hang gliding is more challenging than mountain biking. Yani hang gliding ne demek Tonguç, hatırlıyor musun? Paraşüttür hocam. Herkes. Daha heyecan verici, daha böyle adrenalinliymiş. Then neyden? Mountain biking demiş. Bu sefer biz de diyeceğiz ki cümleyi yeniden yazacağız. Hangisi daha kolay diyeceğiz. O zaman kolay olan daha az challenging olan, daha az heyecanlı olan olacak. Mountain biking ki. Pardon hocam, hang gliding planör demekti. Planör. Evet, saçma aynen, zaman bir şey yani. Ben aynen, neden bileyim? Paraşüt planör gibi de planöre de benzediği için. Yani şöyle bir hatta çizeyim şöyle. Şöyle bir şey var. Tamam mı Tonguç herhalde benim. Burada adam eline tutuyor. Delta kanatta uçuş. Delta kanatta uçuş. Evet. Buraya yazalım o zaman bir daha kafamız karışmasın. Tam bir beyin engelliyim. Çok özür dilerim hocam. Yok, paraşüte de benziyor esasında. Ne olduğundan ziyade buradaki anlam önemli. Yani hang gliding delta kanat daha heyecan verici, daha böyle zor bir şey. O zaman mountain biking de daha kolay bir şey. O zaman ne diyeceğiz? Mountain biking, dağ bisikleti yapmak, mountain biking is easier'den, easy kısa bir sıfat olduğu için y'ye gidiyor sonra erek geliyor. Easier'den, neden daha kolay? Than hang gliding. Yani delta kanattan daha
kolay bir spor diyebiliriz. My English is better than my maths. Benim İngilizcem matematiğimden daha beter. Yani daha iyi demek istiyor aslında. Better İngilizce iyi demek. O zaman daha kötü diyeceğiz. Bu sefer matematiğim daha kötü diyeceğimizden nasıl diyeceğiz? My maths, yani benim matematik dersim, benim matematiğim is worse dememiz gerekiyor. Bak burada şunu iyi bilmelisin Tonguç'um. Sınavda bu çıkar. Worse than my English diye yazıyorum ama burada şimdi biz sana burada tabii gösteriyoruz her şeyi ama şu kapağın üzerine yazmak istiyorum. İzin verirsen Tonguç evladım benim. Şuradan gösterelim. Bak ha, şuraya yazsam daha iyi anlaşılır. Bak şimdi. Hatta şuna mı yazsam? Bu da kağıt daha iyi. Burası daha az kullanılmış. Şimdi İngilizce'de şöyle bir şey var Tonguç'um. Şimdi hani en başta örnek vermiştik ya, small veyahut da işte long, young gibi kısa sıfatların sonuna er eki geliyordu. Small, smaller daha küçük. Long, uzun. Longer, daha uzun. Young, genç. Younger, daha genç diyordum. Tamam, buraya kadar her şey güzel. O zaman old'un ne olacağı belli. Old kısa bir sıfat olduğu için older diyordum. Ama uzun sıfatlarda mesela crowded yani kalabalık veyahut da işte difficult yani zor veyahut da interesting yani ilginç. Bu tarz uzun sıfatlarda biz ilk sayfada beautiful örnek vermiştik. Bu sefer crowded'dır, difficult'tır falan demiyoruz. Bu sefer önüne more crowded ya da more difficult ya da more interesting diyoruz. Peki bir de şöyle sıfatlar var. Good yani iyi. Good'da ise good, gooder ya da more good demiyoruz da good better oluyor. Daha iyi oluyor. Yani kelimenin esasında bütünü değişiyor. Önüne ya da sonuna bir şey gelmiyor. Kötüde ise bad'de ise worse oluyor Tonguç'um. Burada da bu ikisini çok iyi bilmen gerekir. Sınavda karşına çıkar good ve worse. Hatta better the best olacak, worse the worst olacak. Şimdi dolayısıyla buraya geldiğimizde bad'i biz worse yaptık. Şimdi geldik başka bir cümleye. All inclusive hotels yani her şey dahil oteller are more expensive, daha pahalı than bed and breakfast pensions. Yani yatak kahvaltı otellerden daha pahalı her şey dahil oteller. Bunu hepimiz biliyoruz. O zaman bu sefer yatak kahvaltı oteller daha ucuz, yarım pansiyon oteller daha ucuz diyeceğiz. Şimdi expensive uzun bir sıfat olduğu için more oldu. Ama biz kısasını yazacağımız için cheap'ti, cheaper dememiz gerekecek. O zaman cümleyi baştan alıyorum. Bed and breakfast pensions. Yani bunlar ucuz pansiyonlar. Are diyoruz çünkü bunlar çoğul. Are cheap, kısa sıfat olduğu için cheaper diyoruz. Ardından denimizi yazıyoruz. Cheaper than all inclusive hotels. Yani her şey dahil otellerden daha ucuz. Her şey dahil oteller daha pahalı. Bunlar daha ucuz. Skydiving is more dangerous than jogging. Şimdi burada da tabii ki gökyüzünde böyle skydiving yaptığımız zaman uçuyoruz ya, böyle gökyüzüne yere doğru uzanıyoruz. Evet hocam. Ha, bu tabii ki daha tehlikeli ama jogging normal yürüyüş yapıyorsun. La 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 la. Böyle ya hafif hafif koşuyor saçma sapan. Yürüyüş koşuyor var mı bir şey? Hangisi daha safe? Hangisi daha güvenli? Ben safe olarak jogging'i tercih ederim hocam. Aynen, skydiving son derece tehlikeli. Zaten dangerous demiş. O zaman tam tersini yapacağız. Paraşütle atlayış çok tehlikeli, evet, hocam. Paraşütle atlayış çok tehlikeli. Tebrik ediyorum seni Tonguç evladım benim. Jogging. Beynimiz akabilir, beynimiz yarılabilir, Allah korusun. Oğlum evladım nasıl örnekler veriyorsun? Beynimizi niye akıtıyorsun? Bir anda pekmezimizi akıtıyorsun. Canım Tonguç'um benim ya. Jogging is safer, daha güvenli than paraşütle atlamak, yani sky diving diyoruz Tonguç evladım benim. Geldik şimdi yepyeni bir soruya, yepyeni bir heyecana. Bayılıyorum heyecana. Heyecanlı olmamız lazım tabii ki. Çünkü İngilizce heyecanlarla dolu. Yani birinden geçiyorsun başka bir soruya ama yapacak bir şey yok Tonguç'um. Şimdi in charge, responsible, have, has, must, don't, doesn't, have to, mustn't, bir sürü kavram var. Bunlardan hangisini kullanacağımızı beraber karar vereceğiz. Birincisi you nokta nokta smoke here. Smoking is not allowed demiş. Yani izin verilmiyormuş. O zaman içmemelisin dememiz lazım. Şimdi içmekten sorumlusun. İçmelisin. İşte içmesen de olur. İçmek zorundasın. İçmen gerekiyor. Bunlar hepsi anlamsız. İçmemelisin dememiz lazım. O yüzden birincide cevabımız you mustn't smoke here. Burada sigara içmemelisin. Buraya bakalım. My mother nokta nokta cook more. Benim annem çok fazla pişiriyor. Yemek pişirmesine gerek var ya da gerek yok gibi bir şey diyeceğiz. There is enough food. Ha, yeterince food varmış bak. Yemek varmış. Enough, yeterli demek. O zaman yeterli yemek varsa çok fazla yemek pişirmesine gerek yok. My mother da she olduğu için don't değil doesn't dememiz gerekiyor. My mother doesn't have to cook more. Benim annemin çok yemek yapmasına gerek yok ki. Zaten yeterince yemek var. Jack is, o zaman şunları kullandıklarımızın üzerine çizelim ki kafamız karışmasın Tonguç evladım benim. Jack is nokta nokta for taking out the garbage. Jack
çöpü dışarı çıkarmaktan sorumlu diyeceğiz. Jack is responsible for... Niye? Bak, in charge of diyoruz ama responsible for diyoruz. Buradaki for veya of bize in charge mi gelecek yoksa responsible mı geleceğini gösteriyor. O zaman in charge of'un in charge of'la kullanılır, responsible'la for'la kullanılır bilirsen sınavda boşları hop şikil hop doldurursun. Tonguç evladım benim. The students, öğrenciler nokta nokta obey the school rules. Okul kurallarına itaat etmek zorundasınız. O yüzden... İtaat edin köleler, pis köleler. Ne diyorsun Tonguç? Bize öğretmenimiz öyle diyor hocam. Ama öğretmen sizi seviyor. Siz eğitim kölesisiniz. Güzel bir şey yani. Hatta Hazreti Ali'nin bir sözü var. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olur. O yüzden biz de köle olduklarını öğretmenimiz hocam. Aferin, tebrik ediyoruz. Aynı Hazreti Ali'nin yaptığı gibi yapıyorsunuz. Kötü bir şey yapmıyorsunuz yani. I am, bu tabii espri yaptığını biliyoruz Tonguç evladım benim. Biz sınıfa girince sahip nasılsınız diyoruz hocam. Boynunuzda zincir var mı Tonguç? Boynunuzda değil, ayaklarımızda prangalar var. Güzel, tebrik ediyorum. Gerçekten eğitim sisteminiz son derece farklıymış. I am nokta nokta of loading the dishwasher demiş. Bak, of'u görünce ne diyorduk? Ha, in charge of. O zaman I am in charge of. Ben sorumluyum neyden? Dishwasher, bulaşık makinesini boşaltmaktan sorumluymuş. Gerçekten sorumluluk sahibi bir öğrenci. Yani tam bir chores ünitesi. The secretary, sekreter, nokta nokta answer the company's phones. Şirketin telefonlarına cevap vermek zorunda. Çünkü bu onun görevi, ona o verilmiş o görev. O yüzden secretary she olduğu için has to ifadesini kullanıyoruz sonuç. Şimdi geldik başka bir soruya. Fill in the blanks with the correct verb form. Yani past simple ya da present perfect tense mi karar vereceğiz. Biliyorsun present perfect tense'de I, you, we, they, de have, he, she, de has ve verb 3 kullanıyorduk. Past simple'da ise hepsinde verb 2 kullanıyoruz. I, you, we, they farkı yok. Peki hangisi gelecek? Bak, eğer last year derse past simple. Hatta bunların altını çizelim şöyle bak. Past simple'ın altını kırmızı istiyorum. Last year past simple ait bir şey. Dolayısıyla last night yani geçen gece de buna ait bir şey. Yesterday bunlar hep şey ait. O zaman burada ne geleceği belli oldu. Ama present perfect tense'e bakalım. Mesela ever veyahut da böyle present perfect tense'e kahverengiyle çizeyim. Hatta kahverengi tam belli olmadığı için şöyle yeşille çizeyim Tonguç evladım benim. Ever gibi ifadeler. Yet. For 10 years, since gibi ifadeler hep present perfect tense. O zaman bak, for, since, yet, already yani zaten, just gibi ifadeler present perfect tense'de. Diğer işte last year, last week, last month, başka ne diyebiliriz? Yesterday, 2 weeks ago, 2 months ago gibi şeyler de past simple'da. Şimdi I nokta nokta Paris last year. Geçen yıl Paris'i ziyaret ettim. Tebrik ediyorum, gerçekten çok bir şey başarmışsın. Hava atmaya çalışıyor, pis gösterişçi, pis herif. Niye sinirleniyorsun Tonguç'um? Yani kötü bir şey değil. Paris şu anda zaten olaylardan dolayı ucuzladı. Sen de gidebilirsin yani. Paris'i git gör. Kötü bir şey değil. Eiffel Kulesi'ne çık. Üstünde resim çek. Selfie yap. Hava at. Sıkıntı yok. Ama burada adam bunu söylemesi kötü bir şey tabii. Yani bunu bizim yazılımımıza çıkacak kadar söylemesi kötü bir şey. I visit diyor. Şimdi visit ne demek Tonguç? Visite'ye gitmek. Ziyaret etmek. Harikasın. I visit. Burada last year'da içinde fiilin ikinci halini yapacağız. Visit de düzenli bir fiil olduğu için I visited Paris last year diyoruz. Hatta Paris nasıl okunuyor? Fransızca nasıl okunuyor? Paris. Paris. Güzel, tebrik ediyorum seni Tonguç. Gerçekten dünya dillerine hakimsin. İngilizceyi biliyorsun, Türkçeyi biliyorsun. Ve... Ben dünya adamıyım. Ne işin var Türkiye'de burada ya? Aferin Tonguç. Şimdi nasıl abi? Ne diyeyim yani, gaza geldi şimdi, morali bozmak istemedim. Yani dünya adamısın ama yani fena değil yani. İyi bir çocuksun. Seviyoruz seni. Üzülmeni de istemiyoruz. Hani sonuçta artık milletimde bir öğrencisin yani. Niye gaza geldiğini anlamadım. Yarın sınava gireceksin. Böyle bir kendince sınavlarım var. Son tekrar programına çalışman lazım. Testlerim var. Ama böyle ben dünya adamıyım falan filan. Güzel şeyler söylüyorsun. Güzel hayaller. Teşekkür ederim hocam. Aferin. Tebrik ediyorum seni. Hayal kurmak güzeldir Tonguç. She nokta nokta want bir şeyler demişti. To watch a horror movie last night. Geçen gece korku filmi izlememek istemiş. İzlemek istemiş. Niye? Kim ister ki? Korkar yani. İnsan altına yapar. Dolayısıyla she didn't want diyeceğiz. Çünkü past simple'da olumsuzu didn't'la yapıyoruz. Present perfect'te haven't veya hasn't yapıyoruz. Şimdi soru soruyor. Have you, bak did you diye soramazsın çünkü present perfect tense altı yeşille ever var. Have you ever been to Italy? Hiç İtalya'da bulundun mu Tonguç? Yes, I have been in Italy last summer in Roma, ondan sonra Venice, ondan sonra ne oğlum? Ondan sonra diye bir şey yok İngilizce. Aferin. Venedik'te, Roma'da bulunman güzel bir şey. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Mary diyor ki nokta nokta her keys yesterday. Anahtarlarını dün kaybetmiş. O zaman dün olduğu için hemen fiilin ikinci halini yapıştırıp kaçıyoruz. Mary lost her keys yesterday. Kendi anahtarlarını dün kaybetmiş. Tebrik ediyoruz kendisini. Ama yeni kaybetmiş olsaydı, arıyor olsaydı Mary has lost derdik. Yani çünkü arıyor hala. Ama artık kaybetmiş, bulamayacağına da emin. Steve
Nokta nokta his homework yet. Henüz bitirmemiş. O zaman bak henüz bitirmediği için present perfect tense kullanıyoruz. He, she, it'te has kullandığımız için, Steve'de he olduğu için Steve hasn't done his homework yet diyebiliriz. Devam edelim. We nokta nokta live here for 10 years. Burada biz 10 yıl yaşadık. We have lived here for 10 years. Biz burada 10 yıl yaşadık diyebiliriz. Yani for 10 years olduğu için hatırlarsan for, since, yet, already, just gibi ifadelerde present perfect tense kullanıyorduk. Burada da we olduğu için have kullandık ve lived fiilin üçüncü halini yerleştirdik. Şimdi bir reading sorumuz var. Yeni nesil bir soru. Bu soruyu da çözmemiz lazım. Bu arada Tonguç'um bu soruya geçmeden önce sana şunu da söylemek istiyorum. İngilizce ile alakalı hem LGS için biliyorsun 10 soru çıkıyor hem de yazılarda iyi bir not alman için son tekrar kitaplarımız çıktı. LGS için son adımı tamamlayabiliyorsun. Burada hem yazılı konuların hem de ileride gireceğin sınavla alakalı, bir ay sonra gireceğin sınavla alakalı süper bir taktik hazırladık. Ne yaptık? Hem study kısmı, learn kısmı var hem de exam question kısımları var ve aynı zamanda sıkılmaman için enjoy kısmı yani quiz ve enjoy kısmı var. Ve bunun haricinde kotadan da monitörle alakalı soru çizebilirsin. Fakat sana esas haber vermek istediğim şey şu. Son tekrar programı. Yani sadece İngilizce değil, Türkçe, matematik, fen, din, inkılap tüm konularla alakalı sana ücretsiz bak. Burası çok önemli. Bu bir duyuru esasında. LGS ile alakalı bilmen gerekenlerin olduğu bu kitapçı Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçılarına İstanbul'dan Ankara'ya bu bir reklam değildir. Tamamen ücretsiz bir içeriği izliyorsunuz. Evet İngilizce de söylersen. The content is not an advertisement. Thank you. It's thank you. Just like a publishment. Teşekkürler Tonguç'um. Thank you. Şimdi burada şu önemli. Baby. Thank you Tonguç. Baby derken yani tatlı sevimli manasında yanlış anlaşılmasın. Burada Tonguç'um. Baby mısırı çok seviyorum hocam. Ya gittin konuyu yine decere ettin. Reklamımızı bile balımızı bile komikliklerinle gerçekten şey yapıyorsun ama burada arkadaşlarının başarısı için bunları almak zorundayım Tonguç. LGS son tekrar programı iki kısma ayrıldı. Bir detaylı son tekrar programı var bir de hızlı son tekrar programı var. Bu kısım ücretsiz. Bunu alıyorsun kendi kitaplarına çalışabilirsin. Ama ben bu programa uygun saatli videolarını tam takip edebileceğim programa uygun kitapları nereden bulurum dersen hızlı son tekrar programında 6 tane son tekrar kitabımız var ve 3 tane geri sayım denememiz var. 1002 tane yeni nesil nitelikli soru. Türkçe, matematik, fen tamamen önemli derslerde yeni nesil nitelikli sorular diğer derslerde. Detaylı son tekrar programında ise bu kitaplara ek olarak yeni nesil Türkçe, matematik, hızlama denemeleri ve ilk tekrar LGS kısmımız da var. Burada da 1648 nitelikli soru var. Bunu 2 haftada, bunu da 1 haftada rahatlıkla bitirip LGS'de hayallerindeki Anadolu sesini, hayallerindeki fen sesini kazanabilirsin diyoruz. Bu kadar bağlı yeter. Hemen İngilizce sorumuzu da çözelim. Ardından da bitirelim Tonguç'um. Şimdi ama son tekrar programının ücretsiz Tonguç kitapçısından ismini unutma. Şimdi, hello, I'm Cemre. I'm from Turkey, but at the moment I'm living in France because my parents are working in Paris. Yani Paris. I have lots of friends, they are French, so I'm learning French very quickly. Şimdi bakalım. Merhaba, ben Cemre. Ben Türkiye'denim. Fakat şu anda ben Fransa'da yaşıyorum. I'm living in France. Because, çünkü my parents are working in Paris. Benim ailem Paris'te çalışıyor. I have lots of friends. Benim bir sürü arkadaşım var. They are French. Onlar Fransız. So, bu yüzden I'm learning French very quickly. Bu yüzden Fransızcayı çok hızlı öğreniyorum. I have got a sister. Ben sahibim bir kız kardeşim. She can speak French. O konuşamaz Fransızca. But, fakat she is trying to learn this language. O öğrenmeye çalışıyor bu dili. Benim ailem, my family and I are living in a big flat. Benim ailem ve ben yaşıyoruz büyük bir dairede. Now, şimdi, my sister, benim kız kardeşim, and I are in the living room. Şu anda biz oturma odasındayız. We are watching TV. Biz televizyon izliyoruz. My mother, annem, is in the kitchen. Annem mutfakta. She is cooking dinner. O akşam yemeği pişiriyor. And my father is in his workroom. O ise çalışma odasında. He is working on his laptop. O dizüstü bilgisayarında çalışıyor diyor. Güzel. Babası içeride dizüstü bilgisayarında çalışıyor. Annesi yemek yapıyor. Bunlar kardeşiyle televizyon izliyorlar. Çok güzel bir aile. Aslında Türkler ama Paris'te yaşıyorlar. Güzel. Sıkıntı yok. Bakalım neymiş. Where are Cemre's parents working now? Şu anda Cemre'nin ailesi nerede çalışıyor? Cemre'nin ailesi şu anda zaten burada söylemişti. They are working in Paris. O zaman hemen cevabımızı yazıyoruz. Cemre's parents diye de başlayabiliriz. They are diye de başlayabiliriz. They are working in Paris now diye. Şu anda Paris'teler. O yüzden de Paris'te yaşıyorlar. Is she learning French very quickly? Fransızcayı hızlıca öğrenebiliyor mu? Evet öğrenebiliyor. Hatta burada diyor ki bak. I am learning French very quickly. Çünkü bir sürü arkadaşı var. Yes diyebiliriz. Yes, she is learning de diyebiliriz. Yes, she is diye de bırakabiliriz. İkisi de bize soruda tam puanı verdirir. What is Cemre's father doing at the moment?
Şu anda Cemre'nin babası ne iş yapıyor? Normalde ne iş yapıyor biliyoruz ama şu anda he is working on his laptop. Yani o his father veyahut da he is working çalışıyor on his laptop, bilgisayarla çalışıyor diyebiliriz. What is Cemre doing now? Cemre şu anda ne yapıyor? Cemre'ye bakalım. Kardeşiyle living room'da oturuyordu. They are watching televizyon. O zaman televizyon izliyor diyebiliriz. She is watching TV desek de tam puan alabiliriz. Hatta cümleyi daha da uzatıp she is watching TV with her sister da diyebiliriz. O zaman konumuz çalışık. Son tekrar programını ücretsiz bir şekilde istemeyi unutma. Ve sadece İngilizce çalışacaksan da İngilizce son tekrar kitabımızı ve bir kitabımızı daha söyleyip bitiriyorum Tonguç'um. Konu taramalarımızı mutlaka bitir. Hatta buradaki tam sayfaları da ödev olarak vereyim ki sana kafan hiç karışmasın. Adventures ünitesinden başlayaraktan sayfa 86'dan başlayaraktan diğer tüm kotaları çözebilirsin. Eğer hocanın son konulardan yapacaksa Science ünitesinden başlayabilirsin. Ama Chores'tan mutlaka soracaklar çünkü kazanımlar da buraya denk geliyor. Turizm ve Chores'u alacağımız zaman sayfanın sana söylüyorum. Sayfa 98'lik kottan başlayıp sonuna kadar ki tüm kotaları bitirsin. Yazıldan da iyi bir not alırsın. Tebrik ediyorum seni Tonguç'um. Ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım evladım.